Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün Heyecan Doruk'ta dün programa başlarken lise yerleştirme sonuçları açıklandı duyurusunu yapmıştık. Bugün de dün gece yarısı üniversite sınavı sonuçları açıklandı. E, onun haberiyle sizlere sesleniyoruz. 2,5 milyon kişinin evinde şu anda Heyecan Doruk'ta. Dolayısıyla biz de programlarımızla, her gün yayınlarımızla sizlere sesleniyoruz. Habertürk ekranlarından her gün 11-15'te karşınızda oluyoruz. Dün biraz dedik ki yeni dünya düzeni, üniversiteliden, genç arkadaşlarımızdan, mezunlardan neler bekliyor? Seçimlerde e, fayda sağlayacağına inandığımız konuları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de dedik ki iş dünyası bu arkadaşlarımdan ne bekliyorlar acaba? Bunları konuşalım. Hani şöyle bir şey vardır ya, mezun olayım, bir işe girerim. Artık o devir kapandı. Devir sizden şunu istiyor, yeni dünya düzeni sizden şunu istiyor. Daha okurken gir bir işe çalış diyor. Bu bahsettiğimiz staj değil. Stajla yetinme. Daha okurken çalış, hatta çalışırken de okumaya devam et, kendini sürekli bilgilerini sürekli güncelle diyor. Yani tek işiniz gücünüz öğrencilik olmasın. Tam zamanlı öğrencilik devri bitti diyor devir. Peki nasıl bir eğitim almalı ki e, şimdiden iş dünyasına yavaş yavaş adım atıp temas kurmaya başlayalım? Bugün biraz bunu konuşacağız ve artık işverenler hani şu bölüm mezunu, şu üniversite mezunu diye ilan çıkmıyor. Ee, diplomadaki logoya bakılan dönem de kapandı. Neden bahsediyorum? Yani artık yetkinliklerinize bakıyorlar, becerilerinize bakıyorlar, donanımınıza bakıyorlar ee, ve diyorlar ki bir sorun varsa araştır, sorgula, sorunu tespit et, bul. Fikrini ürüne çevir. Yarın daha detaylı konuşacağız. Girişimcilik. Bu bahsettiğimiz ürün bazen bir sosyal girişimcilik de olabilir. ...birilerinin hayatını değiştir. Gerekirse sektörün desteğini al ve topluma katkı sağla. Şimdi bu konulara e, kurulduğu yıldan beri kafa yoran bir üniversite var. Ve bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanı, şimdi bizim canlı yayın konuğumuz... ...İstanbul Okan Üniversitesi'nden bahsediyorum. İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı e, Bekir Okan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Siz başladığınızdan beri, üniversite eğitim hayatına atıldığınızdan beri... ...hep dersiniz ki iş yaşamı, hep dersiniz ki sektörle iş ...işbirliği yapmak zorundayız. Ee, eğer soruların cevabını arıyorsak... ...uygulamayla pratik teorik... ...iç içe geçmek zorunda. Doğru evet. mu? Hep bunu dillendirirsiniz. Şimdi artık... hani ...21. yüzyıl yetkinlikleri diyorsunuz... ...bu konuşuluyor. Girişimcilik diyorsunuz... ...bu konuşuluyor. O yüzden e, teşekkür ediyoruz... ...bu yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz üniversiteyi kurma amacımız da... ...zaten bu yönde gelişmişti. Türkiye'de, dünyada... ...birçok projeler e, yaptık... ...yapıyoruz. Orada gördük ki piyasanın istediği ölçüde e, elemanlar yok. Hı hı. E, mezunlar da iş bulamıyor. Hı. Bir, böyle bir ikilem var. Biz o zaman dedik ki öyle bir e, üniversite kuralım ki iş dünyasına en yakın üniversite, iş yaşamına en yakın üniversite. Sloganımız bu zaten. Ve bunun da olabilmesi için bir kez çok ciddi bir kampüsün olması lazım. Hı hı. ...laboratuvarları olan, işte öğrenci yurtları olan spor kompleksleri... ...çünkü orada çocuğun kişiliği gelişiyor. Kendine bir kez özgüveni olması lazım. Hı hı. İşte yaşam merkezi, spor tesisleri... ...işte laboratuvarları, öğrenci yurtları... ...ve bizim Okan Üniversitesi'nin kampüsü öyle. Onun ötesinde bir üniversitenin vizyonu olmalı. Bu üniversite ne yapacak? Hı. Şimdi bizim üniversitemizde... İşte iş yaşamının en yakın üniversite, arge bölümümüz çeşitli projeler yapıyor, sanayi üniversite işbirliğine çok önem veriyoruz. Böyle bir vizyonumuz var ve mezun olduğunda bizim öğrencimiz iki lisan bilmiş olacak ve de dünyada iş bulabilecek. Hı hı. Vizyonumuzun temeli bu. Şu açılışta bahsettiğim artık yeni dünya düzeni daha okurken çalış iş hayatına atıl diyor gençlere dedik ya. Siz evet. aynı zamanda evet bir eğitim yatırımcısınız, bir eğitimcisiniz ama çok farklı alanlarda da yatırımlarınız var. Evet. E, ...baktığınız zaman hani işveren gençten ne bekliyor diye... ...bizim kültürümüzde çok okurken çalıştırma yoktur. Yani aile yemez yedirir. Biz evet, öyle evet. ailelerin çocuklarıyız değil mi? Hani eğer maddi bir sıkıntı yoksa ailede çalışmasa da olur der. Artık o değil galiba. Yani daha üniversitedeyken evet. iş hayatını deneyimle istiyorsunuz. Değil A aynen mi? bizde iş yaşamına hazırlık programı var. Öğrencilerimiz buna e, katıldığı zaman... Hem okuyor hem çalışıyor. Şirketlerle binlerce şirketle bizim anlaşmamız var. Ben sanayici iş adamı da olduğum için hı hı. iş dünyasıyla yakın ilg ilgim var. TÜSİAD'ın işte üyesiyim. Odalar Birliği'nde meclis başkanıyım. Hı hı. İşte müteahhitler Birliği'nin üyesiyim. Yani iş dünyasıyla çok yakın şeyiz. Turizm Yatırımları Derneği kurucusuyum. Dolayısıyla sektörlerle yakın ilişkimiz var. Binlerce de şirketle işbirliği anlaşmalarımız var. Çünkü onlar da nitelikli eleman istiyor. Hı hı. Ve e, bu, bu bu çerçevede de onlarla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ve de KOP projemiz var. E, ayrıca iş yaşamına hazırlık programımız var. Yani bir yıl gidip orada iş yerinde çalışaraktan pratiği kazanıyor. Hem de şirket kültürünü alıyor. O zaman o şirketler de o elemanı tercih ediyor. Hı 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 hı. Bu, bu olay bu. Daha okurken adım atmış e, oluyor. Evet. Hı hı. Bir de üniversitelerde genel olarak Türkiye'deki üniversitelerde bu üniversite sanayi işbirliği e, tam gelişmemiş durumda. Biz buna çok önem veriyoruz. Biz mesela şu anda 40-50 milyon TL'lik projeler almış durumdayız. Arge. Çünkü bakınız Amerika'daki dünyanın eğitimde en ileri olan ülke Amerika'dır. Ki tartışılmaz. En kötü o. eğitim doğruda, en iyi eğitim doğru Katılır mısınız? Her ikisi de var ama Yine eğitimde en iler, En En, en diye saydığımız üniversite. dünya üniversiteleri sanatlarına evet. baktığımızda. Evet. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde o üniversitelerinin en az gelirinin yüzde elli altmışı yaptıkları projelerdir. ARGE bölümlerinin yaptığı NOHA projeleri, diğer projeler. Araştırmadan sanayiden elde ettikleri gelirler, kendi e evet. kararlarını üretiyorlar. Evet, çünkü o sanayide... Ondan yararlanıyor. Yeni ürün şey diyor. Şimdi Türkiye'nin bir sorunu da şu. Biz bir ton çimento satıyoruz. 50-60 dolar. Bir ton. Bin kilo hı, hı. Adamlar bir telefon yapıyorlar. İşte iPhone alalım diyelim. Kaç gram? 100 gram? 200 gram? Ne kadar? Bin dolar. Şimdi Türkiye'nin de temel sorunu bu. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz ve bunları satmalıyız ve hedeflerimize öyle varabiliriz. Hmm. Bunu da nasıl yapacak? Sanayici tek başına yapamaz. Üniversite sanayi işbirliği olacak. Üniversitelerin Arge bölümleri çalışacak. Oradaki öğrenciler, hocalar buna çok önem verecek. İşte biz mesela ilk sürücü aracı yapmıştık. Şimdi onun üzerinde o çalışmalar devam ediyor. Çünkü üniversite sadece iki lisan bilen öğrenci yetiştirmek değildir. Hı hı, diploma e, yeterli e, şey değil yani Türkiye ekonomisine, hı. işte sanayisine böyle bu tür çalışmalara da katkı vermesi gerekiyor. Şöyle gerekecek. bir parantezde şeyi söyleyelim ama değil mi? Yani sadece sanayinin ihtiyacını gideren kuruluşlar meslek edindirme kuruluşları değildir üniversiteler. Hatta sanayi oraya bakma, şurada ürettiği diye gösterir. Tabii, kesin. Yani tamam sanayiyle temas içinde olacak ama Tabii. E, gerekirse yön gösterecek. Tabi aynen, hı hı. aynen, aynen o şekilde olması gerekir. Biz de Okan Üniversitesi olarak buna çok önem veriyoruz. Ve her geçen günde bize talep de artıyor. Miami'deki okul ne yapıyor? Miami'de şimdi en önemli şey, şey Miami'deki okulumuzun en büyük avantajı bizim Okan Üniversitesi okuyan öğrencilere İngilizce ister burada öğren ister orada öğren. Hiçbir fark ve ödemeden. Hmm. Çünkü İngilizce'yi yerinde öğrenmek gerekir. Sizi kazandı Okan Üniversitesi'ne gidiyor ama ben hazırlığı Türkiye'de değil orada okursam, Orada okuyacağım diye evet okuyabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda o şimdi akreditasyon işlemleri de bitiyor. Dünyadan öğrenci alacak. Şu anda da var da daha çok öğrenci alacak ve o şekilde devam edecek. Şimdi o zaman ne dedik? İş dünyasına yakın temasta olacak öğrenci. Yabancı dil dediniz. Öğrenci. Yabancı dili mutlaka e, Sonra bizim gerekiyor. önemli üzerine durduğumuz, siz az önce de değindiniz, girişimcilik. Hmm. Yani Türkiye'de girişimci yetiştirmek gerekir. İlk bizim üniversitede başladı, belirli bölümlerde vardı. Şimdi bütün bölümlerimizde girişimcilik dersi almak zorunlu hı hı. ve bu bir kredi. Bunu vermeye mezun olamaz. Hı hı. Orada Türkiye'nin dünyanın en önemli iş adamları gelip girişimli Deneyimleri paylaşıyorlar. deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu çok önemli. Hı hı. Yine bizim diğer üniversitenin farkı İngilizcenin yanında dünyada gelişen pazarlarda geçerli olan işte Rusça, Çince, Arapça. Bölümlerimiz var. İsteyen öğrencimiz ikili, ikinci lisan olarak bunu öğrenebiliyor. Onun ötesinde kariyer yaşam dersimiz işte az önce bahsettiğimiz daha hazırlıktan itibaren iş dünyasını hazırlıyor. Sizde bir de mutlu yaşam dersi mi vardı? Happy Life. Evet mutlu Happy Life. Mutlu oldular mı? Öğrenciler çok çok <laughs> her geçen dersine. gün ona katılım artıyor. Çünkü siz şimdi... Mezun oluyorsunuz, hiçbir hobiniz yok. Ne spor, ne müzik, Aha, zaten ne, ne dans. Zaten liseden nasıl geliyorlar hepsini unutmuş bir şekilde sadece sınava hazırlanarak yani yorgun. Aynen, bizde zorunlu o. Ya tenis öğrenecek veya yüzme veya squash, veya hmm. golf veya basketbol. Siz hangisini oynuyorsunuz, biliyorsunuz? Ben vallahi gençliğimde <laughs> tenis benim oynadığım, voleybol, basketbol hepsini oynuyordum. Hı. Masa tenisine Türkiye üçüncülüğüm var. İyiydi ama eski eski yıllarda tabii. <laughs> Bence şimdi de yaparsınız belki tabii, bir. bir deneyin. Tabii Şey şimdi deneyebiliriz tabii. Tamam. Sonra benim tutkum deniz. Hı. İşte yani öğrencinin bir tutkusu olması gerekiyor değil mi? Hobisi olacak. Bir hobisi, bir tutkusu. Evet. Ee, geçtiğimiz programlarda şunu ele almıştık. Yani işte çocuğum dersten kalır diye bazı aile müzik aletiyle falan uğraşması istemiyor. Onun yerine iki test çözsün diyor ama evet. akademik araştırmalarda diyor ki orada edindiği bilgiyi yani disiplini, odaklanmayı akademik alana transfer eder daha başarılı olur. Evet Aksine çok doğru. diyor değil mi? Şimdi biz Okan Koleji de var biliyorsunuz. Bu evet. sene Ataşehir'de de ikinci şubemizi açıyoruz bunu kurarken kızım Işıl, Okan Gülen'le Amerika'daki önemli kolejleri gezmiştik. Hepsinde bu tür etkinliklere çok önem veriyor. Mesela piyano odası var. İşte müzikle ilgilenenler için. İşte spor kompleksleri çok önemli. Çünkü öbür bilgiye her yerde ulaşabilirsin. Ama daha ilkokuldan anaokuldan itibaren çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmak, bunun önemini kavratmak o zaman ...bir şey çocuk kendine özgüven de artıyor. Hı hı. Ve e, insan kaynakları bölümü de bu tür şeylere önem veriyor. Tabii yani seçerken. Yani diyor ki sizin evet seçerken hı. sen tamam şu okulu bitirmişsin... ...İngilizceyi biliyorsun ikinci dilde ama hobin nedir? Senin gibi bir sürü var. Ben ayırt edici özellik nedir? Evet değil mi aynen aynen. Hı hı. Biz de bunu e, anaokulundan itibaren başlı, vermeye başlıyoruz. Orada mesela golf şeyleri var, delikleri var... Hı. Daha okuldan korku şeyi öğreniyor. Bilmese i̇şte de... Yüzme şeyi diyor. Hı -hı. Hı -hı. İşte öğreniyor yavaş yavaş. İşte müzik var, şu var, bu Hı -hı. var. Sonra üniversitede geldiğinde de çok öğrenci kulüplerimiz. İşte bu happy life dersi. Hı -hı. Öğrencilere bu tür şeyleri zorunlu kazandırıyor. Zaten. Zorla mutlu ediyoruz diyorsunuz. Ve biraz. <laughs> zorla öğretmeye çalışıyoruz. <laughs> ee, şimdi aslında değil mi? Öğrenme tutkusunu aşıladığınızdan siz aslında... Ee, o devam ediyor kendi Halledebiliyor yani. tabii, tabii, bir mesela... soru işareti her şeye bir soru işareti bu niye bu niye bu neden bunu nasıl araştırıp üstüne ne katabilirim evet şimdi ilk yıllarda çocuklar garipsediler ya böyle ders mi olur ne gerek var falan <laughs> şimdi ama kuyruk var hepsi de çünkü herkesin mutlu olmaya ihtiyacı var. İhtiyacı var. var. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle var. Türkiye'mizin bu ortamında herkesin mutlu olmaya peki, ihtiyacı mutlu var. Peki mutlu tercih için, şimdi iyi bir puan almak yetmiyor. Mutlu sona ulaşmak için bu iyi puanın doğru tercihe dönüşmesi Kesin. gerekiyor. E, bunca tecrübeden yola çıkarak, yani hem bir eğitimci hem sanayi bilen bir eğitimci olarak onlara ne önerirsiniz? Benim önereceğim şu bir kez seçecekleri üniversiteyi iyi araştırsınlar. Araştırırken de şunlara dikkat etsinler. Nasıl bir kampüsü var? Az önce bahsettiğim Okan Üniversitesi gibi bir kampüsü var. Yoksa bir gece konuda mı? Hmm. Sonra seçici üniversitede e, vizyonu var mı bu üniversitenin? Sonra kadroları nasıl? Hmm. Akademik, Evet kadro. akademik. Bir de mezun olduğunda iş bulabilme. Bizim mesela yüzde 85-90 mezunlarımız işlerde çalışıyorlar. Özel sektörde, devlette, e, kendi iş yerlerinde. E, bunlar çok önemli. Hmm. Diğer taraftan Yine mezun olduklarında üniversiteyle iş işbirliklerine, yüksek lisans yapıyor mu, doktora yapıyor mu? Geçen gün belki dikkatiniz çekti. Bizim Okan Üniversitesi'nin yüksek lisansta en fazla öğrenci bizde. Hmm. 11 bin öğrenci. Hmm. Diğer, Sadece yüksek lisansı 11 bin öğrenci. Yüksek lisans, yani ve, doktora su, da. Yüksek lisans ve doktora da. lisans ve doktora. Evet ve bizden sonra gelen üniversitenin 5 bin öğrencisi var. Hı hı. Çünkü Bunu patrolarımız şunu gösteriyor. Senin yaptığın işin kaliteli olduğunu. Hı hı. Kaliteli da tercih artıyor. Bir de şuna dikkat etmeliler öğrenciler şimdi sergi yaparken burslular. Şimdi biz 100 öğrencinin 97'sine burs veriyoruz. Ee, i̇şte ilk 3 tercih yapana 50 artı 10 veriyoruz. Hı hı. Yani toplam %100 hesabıyla 100 öğrencinin 52'si %100 bursa tekabül ediyor. Yüzde alan var, yüzde elli 10 alan var, 25 alan var, yüzde yüz alan var. Ortalaması buna geliyor. Hı hı. Bu da çok önemli. Hı hı. E şimdi sizle bir araya gelmişken burslara ekleyeceğiniz bir şey yoksa başka bir konu açacağım. Yok işte bu bunlar çok önemli. İyi bir araştırsınlar. Hı hı. Zaten mutlaka yerinde gidip görsünler. Mutlaka 8 Ağustos'ta da bizim Okan Üniversitesi e, Akpınar Kampüsünde öğrencilere bunları ben rektör. Güzel şekilde anlatacağız. Bire Onları bir bekliyoruz birebir olarak. Hı hı. Bütün üniversiteler de tercih döneminde kapılarını açıyor. Yani gidip illa o üniversiteye gitmesine gerek yok. Şart Bazen değil. bölüm tabi, hakkında tabi, bilgi tabi. almak için de tabi. kendi evine yakındır. Gitsin oraya illa tabi. o üniversiteye gitmesine gerek yok. Orada hocaların hepsi sizi evet. bekliyor. Ee, şimdi başka konuya geçeceğim dediğim şu son dakikalarda sizle bir araya gelmişken değinmeden olmaz. Sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapıyorsunuz son yıllarda. Evet. Ee, biz de hep programlarda konuşuyoruz. İş garantisi istiyorum diyen adaylar sağlığa çok yöneliyor. Evet. Ee, siz bu yani tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi yani tek bir yerde toplamıştınız değil mi? Evet. Bir şeyde, sağlık e, kompleksine döndü. Aynı şekilde Hı -hı. sağlık bilimleri merkezimiz var. Hı -hı. Orada laboratuvarlar işte tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi orada sağlık meslek yüksek okulda orada toparladık. Hı -hı. Ayrıca da Şimdi öğrencilerin pratik kazanmaları için de hastaneye gerekiyor. İşte Tıp Fakültesinin araştırma uygulama hastanesi. Tuzla'da 250 yatak, Türkiye'nin en modern hastanesi. Hı hı. diyebiliriz. Şeyleriyle, kadrosuyla, fiziki yapısıyla, la, şeyleriyle, aletleriyle, tıbbi aletleriyle. Yine Tuzla'da yaptığımız 140 ünitlik diş hekimliği hastanesi. Yine daha önce Mecidiyeköy'de olan diş hastanesi. Bunlar çok büyük avantaj. Şöyle bir baktığınızda birkaç üniversitenin dışında böyle hastaneleri yok. Hı hı. Başka yerlerde uygulamaya çalışıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Yani mutlaka çocukların e, bu tercih yaparken de sağlık sektöründe hastaneleri olan üniversiteleri tercih etmeleri kendilerinin büyük avantajı olacaktır. Hı hı. Yani yerinde uygulamanın en önemli olduğu, olduğu bir alanlardan biri sağlık. Evet, sağ evet. Hı hı. ...hastaya temas etmesi. Ne kadar çok vaka görürse o kadar farklı donanımlar kazanıyor. Tabii, kesinlikle. kesinlikle. Kazanıyor. Biz bunu ilk fark ettik hemen. Hastane işte en modern bir hastaneye yaptık yani. Hı hı. Şimdi e, bir de şunu değineceğim. Bu arada hastaneye siz bir yurt dışından da e, hasta gelmesini istiyorsunuz demiştiniz. Nasıl? Şu anda başladık Geliyor, o geliyor. geliyor. Çünkü ülkemize hem döviz kazandırmamız lazım hem de o hastanenin gelirini arttırmak lazım hem diş hastanemize hem de tıp fakültesi hastanesine Avrupa'dan olsun Amerika'dan bile hasta geliyor işte Irak'tan şimdi yeni bir anlaşma yaptık. Hı İşte Libya ile ve diğer ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz. O da geldikleri zaman görüyorlar işte en son modern Irak bir heyeti geldi. Hı hı. Böyle bir hastane görmedik dediler. Hı hı. Gerçekten sizi de bekleriz. Bir, bir gün geliniz görünüz hem check-up yaptıralım. Aman hasta olmayayım da gelmek Yok, check up, için Yok check-up, kontrol olması. ya hasta olmadan. Hı hı hı. Hem görmüş olursunuz. siz Çünkü eğitimde çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu, bu farklı görmek lazım yani. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için Bekir Okan. Rica ederim ben teşekkür ederim öğrencilere. E, ...tavsiyem de şu yerinde iyi incelesinler. Üniversitenin işte kampüsü var mı, vizyonu var mı, kadroları nasıl ve mezun olanlar nasıl iş bulabiliyor? Hı hı hı. Yani çıktılarıyla, mezunlarıyla da görüşsünler evet, evet, değil mi? Evet, aynen. Yani biraz aynen. önce dedik hocalarıyla görüşsünler, tercih günlerinde öğrenciler de orada öğrenciler olacak. Öğrenciler de olacak, hı hı hı. evet. Hı hı. İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Bekir Okan bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden konuklarım. Rektör Profesör Doktor Sudi Apak bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Erdal Dursun bizimle birlikte siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi programlarda diyoruz ki programın başında da hep üniversite sanayi işbirliği dedik. Üniversitenin sanayiyle yaptığı temaslar dedik. Siz de bunu çok önemseyen rektörlerden birisiniz. Çünkü kendiniz de uygulamadan aslında sanayinin içinden gelen birisiniz. ben hocam baktığım zaman size hani hem endüstri mühendisiniz, finans üzerine deneyiminiz var, eğitimle birleştirmişsiniz. Şimdi bu üçünü bir araya getirip dün gece yarısı sonuçlar açıklandı. Gençlere farklı bir e, e, mesaj istiyorum sizden. Sadece bir eğitimci gibi değil, sanayi de bilen bir eğitimci gibi. Ne söylersiniz tercihlerinde? Öncelikle bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Aldıkları puanlar gönüllerine göre istedikleri yerlere girmelerine yeterli olsun. Ee, herkes mutlu olsun. Bu çok güzel bir şey inşallah. Ee, bu önemli bir şey olur onlar için. Hı hı. Şimdi e, sizin sorunuza gelince, tabii sizin sorunuz esasında şu... Ee, bir ülkeyi ayakta tutan üç tane sacaya var. Bunlardan bir tanesi sanayi, bir tanesi finans tarafı, ee, bir tanesi de hizmetlerle bunun pekiştirilmesi. Yani eğitimin, e, kaliteli bir eğitimle birleşmesi. Biz bunları birleştirmeye çalıştık. Yani benim tabii bunun genelinde üniversiteyi yansıtıyoruz ama özelinde de benim kendimle kariyerimle tabii biraz ilgili. Biz dolayısıyla bu yaptığımız şeylere arkadaşlarımıza burada iletmeye çalışıyoruz. Şimdi Esenyurt dediğimiz zaman Esenyurt İstanbul'un en büyük yerleşim yeri. 1 milyona yakın nüfusu var. 950 bin civarında. 1 milyon nüfus nüfusu var. var. mı Esenyurt'ta? Evet. Hmm. Türkiye'nin de 6. büyük yerleşim yeri baktığınız hmm. zaman. İstanbul'un en büyük ilçesi dedik. Şimdi burada sanayi var. Yani Türkiye sanayinin %25, Türkiye sanayinin %5'i İstanbul sanayinin %25'i Esenyurt'ta. Tabii bu büyük bir e, imkan yaratıyor hem öğrencilerimize hem e, bizlere Nasıl imkanı uygulama öğrencim? imkanı, staj imkanı hmm. e, ve hatta bazı arkadaşlarımızda çoğu tabii bizim öğrencilerimiz hem Anadolu'dan gelen de var hem de İstanbul çeşitli yerlerinden gelen de var. O bölgede bir de sanayi bölgesi olduğu için tabii e, çeşitli iş olanakları falan var ve bunların içinde çok modern sanayiler de var, e, çok çağdaş olanlar. Biz üniversite olarak bunlarla hep işbirliği içindeyiz ve programlarımızı onlara göre ayarladık özellikle. Mühendislik ve işletme, sağlık yönetimi gibi programları. Ee, ve tabii onun yanında arkadaşımızla mutlaka bahsedecek e, şey var, havacılık programları vesaire. Hı hı. Biz bu konularda oldukça üst seviyelerdeyiz. Şimdi e, bütün bunlara baktığınız zaman tabii onlar birbirini tamamlıyor. Esenyurt çok e, bir de yerleşim yeri olarak da e, çok e, önemli bir yer. Çünkü... E, gayrimenkul fiyatları vesaire daha e, bütçelere uygun. Hmm. E, i̇nsanların kalması biraz daha rahat. E, onun yanında bizim e, tabii üniversitemiz tam bir şehir üniversitesi. Yani baktığınız zaman e, tam böyle Esenyurt'un ortasında yer alan bir şehir üniversitesi. Bu da bir avantaj veriyor bize. Bütün şehri oradan hakim oluyorsunuz. Her tarafı ulaşım çok rahat. Hmm. E, ondan sonra Baktığınız zaman öğrencilerin kaldıkları yerler, yurtlar, e, üniversitemize çok yakın böyle imkanlarımız var. Hı hı hı. E, bütün bunlara baktığınız zaman tabii Esenyurt Üniversitesi e, bu öğrenci yetiştirme tabii ön planda. Çağdaş bir öğrenci yetiştirecek. Yani öncelikle tabii dünyayı bilen, lisan bilen, konusunu çok iyi bilen ve bu da bir de bunun yanında milli değerlere sahip olan öğrenciler yetiştirecek ki yani ülkeler artık yaptıkları bu eğitim kalitesini uyguladıkları anda tabii kalkınma söz konusu oluyor. Olacak. Şimdi evet. tabii biraz e, okulu bitirdikten sonra iş hayatına atılacağım ben. Üniversite ne kadar arkamda duracak ve kapı açacak bana. Buna da bakıyorlar. Tabii. Hocamın alanı da havacılık. Bu noktada havacılık bölümüne gelmek istiyorum. Şimdi üçüncü köprü yapımından bahsediyoruz. Ee, üçüncü yani havalimanı ya. pardon. <laughs> Yaptı. Üçüncü köprü yapıldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Havalimanından bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla bir yoğun bir istihdam ihtiyacı olacak değil mi? Evet. Ee, biraz hava ...havacılık düşünen arkadaşlara önerilerde bulunur musunuz? Üçüncü havalimanı biliyorsunuz zaten Avrupa ölçeğinde, dünya ölçeğinde de... ...çok büyük bir yer edinecek. Bu istihdam anlamında da yansıyacak, ekonomik değerler anlamında da yansıyacak ülkemize. O yüzden özellikle havacılık ve lojistik, hava ulaştırması ve hava lojistiği alanında... ...biz öğrencileri e, yoğunluklu olarak yönlendiriyoruz. Bununla ilgili özellikle e, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, lojistik... ...sivil havacılık kabin hizmetleri programları... ...ciddi manada istihdam e, bunlar yaratacak. Bunlar ön lisans programları. Evet, bunlar saydıkları. ön lisans programları. Hı -hı. Tabii burada kilit noktalardan birisi e, eğitim sırasında da operasyonel eğitim almaları. Bunun için üniversitelerin bu alanda altyapıları var mı? Özellikle kabin hizmetleri eğitimi alan öğrencilerimize ...üniversitenin kabin hizmetleri simülatörünün olup olmadığını... ...eğitimleri öğren kişilerin havayolu işletmeleri tecrübesi olup olmadığını... Hı -hı. ...kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Hı -hı. E, bu anlamda bizim üniversitemizde ciddi yatırımlar yaparak bu altyapıları oluşturdu. Simülasyondan kastınız orada sanki bir uçuyor gibi değil mi? Hani uçağın bulunduğu bütün hepsinin aslında Aynen kabin içi ortamının simüle, edilerek, bütün ortamı evet, simüle edildiği bir evet, ortam. Evet, aynı Hı -hı. o şekilde. Tabii diğer bir kilit unsur da yabancı dil. Havacılığın dili İngilizce. Bu anlamda ön lisans programı da olsa yoğun bir İngilizce eğitim almaları gerekiyor. Çünkü mezun olduktan sonra havayolu işletmelerinin öncelikleri yabancı dil yeterliliğinin test edilmesi. Öğrenciler mesleki anlamda kendilerini ne kadar geliştirseler de yabancı dil mülakatını geçemedikleri zaman maalesef istihdam edilemiyorlar. Bu anlamda da biz ciddi İngilizceye yatırım yapıyoruz öğrencilerimize. Şöyle ki Türkçe programlarımızda bir yıl hazırlık sınıfını opsiyonlu olarak sunuyoruz isteyen kişilere. İngilizce programlarımızda zaten eğitim öğretim dili İngilizce. Şimdi hocam şu soruyu soracağım çünkü adaylar sormamı bekliyordur. Ee, hani iş dünyasına atılırken iş bulmamda yardımcı olacak mı? Yani kariyer planlamamda yardımcı olacak mı sorularını? Mesela ben bunun çok da üniversitenin görevi olmadığını düşünenlerden biriyim. Mesela siz boğaz Boğaziçi'ni bitirdiniz, üniversite size iş buldu mu? Bulmadı. Yani öyle bir eğitim verirsiniz ki siz zaten o kaygıyı yaşamaz. Yani bir yerde bir şekilde var olur. Mesleği ölse de robotlar eline de alsa onun mesleğini tabii. yine var oluruz. Aslında böyle öğrenciler yetiştirmeyi hedef tabii. almamız gerekiyor. Ama bu kariyer planlaması mevzusunda öğrencinin neresindesiniz? Yanında mısınız? Tabii ki şöyle e, bunun için yapılması gereken öncelikle öğrencinin tabii e, hem konuyu bilmesi hem onun yanında bölgenin böyle bir avantaj olması. E, biz tabii çok sıkı iş adamlarına yaptığımız seminerlerde, konferanslarda öğrenciler de buna katılım var zaten. Öğrenci zaten kendi kendini pişiyor. Yani ne lazım olduğunu orada görüyor. Ona göre yetiştiriyor kendini. Ee, şimdi ikinci olarak da baktığınız zaman e, bizim tabii buradaki çeşitli iş adamları e, dernekleri vesaire e, bu konularda bir ortak çalışmalarımız var. Gene sivil toplum kuruluşları belediye çok yakın e, çalışmalar içindeyiz. Onlarla bir sürü projeler yapıyoruz. Birçok e, ortak e, alanlarda ilgi alanlarında yaptığımız işler var. Ve bir de bu arada biz tabii üniversitemizin e, kariyer merkezini e, açtık, geliştirmek üzere bunu yapıyoruz. E, şimdi bir de kaynak yaratan bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Yani e, biz kendi ayakları üzerinde duran bir üniversite ne yapıyoruz? Orada çok büyük bir e, su kaynağı çıktı e, üniversitenin içinde. Bu Türkiye'de ilk defa bir üniversitede bir spa merkezi açma yolundayız şu anda. Spa merkezi. Spa merkezi. Hı -hı. Daha sonra bu fizyoterapiye doğru değil hidroterapi belki gidebilir onları düşünüyoruz. Bu üniversiteyi çok ciddi bir şekilde Üniversitenin bulunduğu yerden mi çıktı kaynak? Tabii tabii. Üniversitenin Bilmiyor çok yakınında 10 siz bunu metre kadar biliyorsunuz. Biliyordunuz. Biliyorduk. Hı. Ondan onlar şuna da bir avantaj olarak bizim karşımıza çıktı. Hı hı. Şimdi ikinci olarak da e, zemin etüdü çalışmalarını çok yoğun olarak yapıyoruz. Onun izin de aldık 6. üniversite 6. üniversite İstanbul içinde. Nedir o zemin etüdü? bu da mesela bir zemin etüdü yapılıyor. Mesela bir bina yapacağınız zaman Onunla ilgili çalışmalar, ee, yani bu çeşitli alanlarda yeni yapılan binalarda oluyor, kentsel dönüşümlerde falan hmm. e, işte rapor, bir takım raporlar alınıyor. O raporların tabi ciddiyete bazılarında tartışılabiliyor açıkçası. Hmm. Yani biz bunu ciddi yapıyoruz ee, şey olarak baktığınız zaman. Tabi belediyelerle de çok yakın bir ilişki içindeyiz burada. Hmm. Dolayısıyla tabii orada da gene bir üniversitemize bir gelir kaynağı bir olma yolunda bu da bu da ciddi olarak. Belediyeler demişken e, şimdi sosyal alan çok önemli öğrenciler tabii. için tamam akademik kadroya bakacak eğitime bakacak ama e, hani iş dünyasına da baksın ama en önemli yıllar yani gençliğin baktığınız zaman o yaş dilimini dolu dolu yaşaması gerekiyor. Sosyal hayat ayrılmaz bir parçası üniversite Onunla ilgili e, Çok ciddi bir sosyal hayatı içeren e, bir yapı var bizim üniversitenin yanında hemen yanında işte parkta, alışveriş merkezi de şeylerde kafelerde öğrencinin hatta bizim mezunlar derneği de tabii onların içinde. Hı hı. Ha, onlara baktığınız zaman e, öğrenci bu alanda kendini yetiştirecek hatta normal ders saatleri içinde tabii kütüphanede geçen zamanlar orada gene e, belli bir alanda kütüphanemiz de mevcut. Bir de tabii onun yanında rekreasyon dediğimiz boş zamanları nasıl değerlendirecek o da çok önemli. Hı hı. Çünkü artık teknoloji toplumu olduğu için tabii ee, ona göre son yenilikleri falan e, veriyorsunuz ama onun yanında e, bir de bunu tabii nasıl harcayacak, nasıl toplumla beraber entegre olacak e, bunlar da orada görmek zorunda. Yerel yönetimlerin imkanlarından da faydalanabiliyor Çok faydalanıyoruz. Onlarla da faydalanıyoruz Hı -hı. ve çok sıkı işbirliği içindeyiz zaten. Hı -hı. E, bu da yine üniversitemizi tabii ki belli alanda ön plana çıkartıyor. Şimdi hocam havacılığı sorduk ama İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi de sizin alanınız değil mi? İşletme evet. ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ni öğrenciler... Neden tercih etmeliler? Şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte özellikle kariyer uzmanlığı, halk arasında bilindiği tabirle KPSS-A grubu uzmanlık kadroları çok ciddi manada revaçlı olacaklar. Çünkü artık kamu kurumları istisatlaşma yolunda e, personel istihdam edecek. E, bu noktada özellikle işletme ve uluslararası ilişkiler programlarının ön plana çıkacağını düşünüyorum çünkü kariyer uzmanlığı biliyorsunuz normal standart devlet memurluğu mantığının dışında biraz daha maddi olarak e, artıları olan ve yükselme ihtimali, yükselme olanı diğer pozisyonlara göre daha fazla olan programlar. O yüzden iktisadiler bilimleri arkadaşları e, bu anlamda yönlendirmemiz yerinde olacaktır. Burada tabi dikkat edilmesi gereken özellikle uzman yardımcı ve uzmanlık geçiş sürecinde ciddi bir yabancı dil yeterliliği isteyecek kamu kurumları. Ee, öğrenciler ya eğitim dili İngilizce olan programları tercih etmeliler ya da biraz önce söylediğim gibi bir yıl opsiyonlu hazırlık sınıfı okumalılar. Mezun olduklarında bu kendileri için çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Geçen gün programda dedik ki bu işi sadece üniversiteye bırakmayın. Bütün sorumluluğu üniversiteye bırakmayın. Hani dili yok seçtiğim bölümde İngilizce değil ya da yabancı dili yeterli değil üniversitemin demeyin. Alın o sorumluluğu kendiniz dışarıdan hani o söylüyorsunuz ya teknolojik imkanlar, online hmm. imkanlar tamamlayın. Yani burada birazcık... İş ee, iş işte tabii ki adaya da düşüyor. Katılıyor musunuz? Biz şöyle alternatifler yaratıyoruz aslında. 49 tane yurt dışında özellikle Avrupa'nın seçkin üniversiteleriyle işbirliği yaptık. Hı hı. Öğrencilerimiz eğer bir yıl hazırlığı tercih etmeseler dahi biz onların minimum bir dönem yurt dışına göndererek orada eğitim öğretimlerine devam etmelerini ve orada orada aldığı dersleri buradaki müfredatına saydırmaları yönünde de bir çalışmamız var. Ben de tam aslında yurt dışını soracaktım. Hı -hı. Yani uluslararası dünyanın kapısını daralamalarını bekliyorlar aslında gençler üniversitelerden. Bu bahsettiğiniz sadece Erasmus mu nedir yurt dışı temaslarınız hocam? Şimdi öncelikle Erasmus programlarımız var ee, hocam belirttiği gibi. Bir de onun yanında biz bir Alman bir Kanada Üniversitesi ile de ikili anlaşmamızı yaptık. Ee, Kanada Üniversitesi yapmak üzereyiz. Ee, buradaki İngilizce bölümlerde ee, öncelikle tabi hoca değişimi, ondan sonra öğrenci değişimi, e, ikili programlar bunların izne çıktığı takdirde yokken müracaatımız var. Bunları da yapacağız. Şimdi öncelikle e, burada tabi çok önemli karşımıza çıkan İngilizce sorunu. Bunları öğrencilerin kendisini halletmesine tabii ki ilerletmelerini istiyoruz. Bizim hazırlık bölümlerimiz de var. Ee, İngilizce bölümlerinde zaten bu işin artık çok iyi yapıldığını zannediyorum. Türkçe bölümlerde tavsiyemiz gene hocam dediği gibi İngilizce olarak bir yıl hazırlık okuyup ondan sonra bunu geçmesi. Bir de şey, önemli burada tabii yaptığı bir yatırımcılığa yahut da girişimciler nasıl soyunacağı. Çünkü lisan bilme sadece şeyle ilgili değil. Yani bir lisan e, yahut da bir bilimsel bir çalışma için falan değil. Aynı zamanda size hukukunuzu açıyor. Bu çok önemli. Biz de Özellikle girişimci öğrencilerin yapmasını kariyer merkezimizde bizimizde buna önem veriyoruz. Bir de bunun yanında bizim yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de tabii sadece girişimcilik değil, bir de bunun yanında işin finansal tarafına tabii ön plana çıkaran çalışmalara yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok güzel bir gençlik, çok güzel bir gençlerin böyle 4 yıllık bir okulda ya da 2 yıllık bir okulda e, zamanını verdiği zaman da hayata hazırlayan iyi bir eğitim programı şeklinde karşımıza çıkıyoruz. Biz onu yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi son dakikalar, şu anda dedik ya dün gece yarısı sonuçlar açıklandı. İki buçuk milyon yaklaşık aday, ailesi, eşi, dostu, akrabası. Şimdi herkes, bir taraftan bir ses çıkıyor işte. Onu seç, bilmem kimin kızı şuraya kazandı da şimdi paraya para demiyor falan. Herkes, herkes konuşuyor. Ne yapsın bu aday? Ne yaptı? Kimi dinlesin? Tabii öncelikle gençler para kazanma peşinde bu da önemli. Bir de e, sevdikleri işi yapmak. Yani sevdiği işi yaparsanız zaten para kazanırsınız genelde. Sevmediğiniz işte olmaz bu. Şimdi öncelikle e, kendi neye yatkın? Hmm. Tabii aldığı eğitimde bu belirlenir. Ondan sonra liseyi bitiren biri bunu yapabilir aşağı yukarı. İkincisi de piyasada bazı e, birimlerde daha güzel para kazanılabiliyor tabii. E, yurt içinde ya da yurt dışında. Bunlara hazır olsunlar. Tabii Burada arkadaşlarının tavsiyesi de olabilir, ee, çeşitli ortamlarda olabilir ama iyi araştırsınlar öncelikle, hı hı. çalışsınlar. Yani şöyle, hangi dala girerlerse girsinler, yani burada iyi para kazanmak bir yana, sağlıklı mutlu yaşamak da çok önemli. Hı hı. O da ancak çalışmakla oluyor, hı hı. bu da tabii önemli. Siz ne eklersiniz? Ben Öncelikle tabii bütün velilerin zihninde öğrencileri yönlendireceği fikirler vardır fikirleri önemli. Veliler öğrencilere yardım etsinler ama kesinlikle bir dayatma yapmasınlar. Çünkü hayatı boyunca mutsuz bir mesleği yürütmek, mutsuz bir şekilde bir kendi mesleğini yürütmek öğrenci için, de, aday için de güç olacaktır. Ama tabii ölmeyen meslekler de var. Eğer kararsızlar neler yapabiliriz diyorlarsa ölmeyen meslekler. Hayatımızın en önemli belki alanlarından birisi sağlık alanı. Ambulanslarımızı görüyoruz trafikte. Sürekli vardiyalı çalışan birimler. E, baktığımız zaman istatistiklere özellikle kamu personeli atamalarında en çok e, açık kalan ve puanları düşük olan ama hayatımızda çok kritik önemi olan acil tıp, hı hı. ilk ve acil yardım. Onun dışında fizyoterapi, rehabilitasyon. Bunları tavsiye ediyorum. Bir de gene e, yıllar geçse de ölmeyecek meslekler imza yetkisi olan mühendislik programları. Hı hı. Bunlar inşaat mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve mimarlık. Bunları da kendilerine tavsiye ediyorum bir ömür boyu teşekkür kullanabilecekler. Teşekkür ederim. Ama temel bilimleri de unutmasınlar. Yani evet. temel bilimler olmazsa mühendislik de olmaz. Dolayısıyla temel evet. bilimlerin önemini hem ülkece unutmayalım hem de arkadaşlarımızı unutmasın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sudi Pak bizimle birlikteydi. Genel Sekreter Doktor Erdal Dursun bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, her gün yayınlarımızla karşınızda oluyoruz. Her gün 11-15'te HaberTürk ekranlarında buluşuyoruz. Sorularınız varsa hemen kısaca söylüyorum. Yarın rehber öğretmenimiz bizimle birlikte. Yayın sonra sonrasında da sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı tek tek yanıtlayacağız. Tekrar söylüyorum yolun başındayken hashtag ile bize mesajınızı sorunuzu tercih dönemine dair soru işaretinizde sorunuzu yazar gönderirseniz biz de yarın hem programda yanıtlamaya çalışacağız ve program sonrası sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sorularınız yanıt bulacak. Hoşçakalın yarın görüşmek üzere.